Peygamberimizin eşleri sonradan insanlar zengin olmaya başlayınca Peygamberimiz sade bir hayat sunuyordu onlara. Peygamberimizin eşlerine işte bir muhayyerlik şeklinde ayet indi. Eğer Allah'a ve Resulünü istiyorsanız devam edin. Ama geçici dünya süsünü istiyorsanız gelin sizi güzellikle boşayayım. Salıvereyim ve size de yararlandırayım yani. Biraz o boşanma sonucu sunulan paradan vereyim. Güzellikle ayrılalım diyor. Peygamberimizin hanımları büyük bölümü önce topluca bu karardaydılar. Yani bizim imkanlarımızı genişlet, daha zengin bir hayat yaşayalım ya. Öyle deyince Peygamberimiz işte ya beni seçin dedi Peygamber, ya hepinizi bırakayım. Evet. Yani dünya hayatının süsünü istiyorsanız bırakın dedi. El emiriye var Peygamberimizin eşlerinden. Bir tek o. Ben dedi o zaman ayrılmak istiyorum. Peygamberimizden ayrıldı, kendi kavmine gitti. Ya peygamber işitsin sen, ayrıldın mı? Sonra Allah o hanımı delirtti, aklına attı o. Akıl hastası olarak yaşadı. Allah delirtti, büyük mucizedir bu. Yani delirme demek zaten ölmüş. Yaşarken öldürmüş Allah, aklını almış. Allah aklından vurdu. Ya peygamber bırakılır mı ya? Dünya hayatının geçici süsünü istiyorsanız gelin sizi bırakayım diyor, salıvereyim diyor. Sahabilerin kızıydı çoğu, eşlerinin. Ama şaşırtıcı yani. Hepsinin toptan peygambere tavır almaları çok acayip. Dünya güzeli bir insan. Değil mi? Kainatın nuru, güzelliği, kainatı Cenab-ı Allah senin nurundan yarattım diyor peygamber. Habibim diyor, sen böyle büyük bir nimeti, böyle bir güzelliği nasıl bırakıp gidersin ya? Dünyanın nesi var? Bak Allah adam işte böyle yapar. Peygamberimizin evlatlarından da Hazreti Fatıma da aynı şekilde biraz bizi daha rahat, daha müreffeh yaşatıyor. Peygamberimiz diyor ki, Suffa'daki insanların bakımını bırakarak sizin istediğiniz yerine getiremem. Parayı onlara harcayacağım diyor Peygamberimiz. Ya birçok gariban var, mazlum var değil mi? Evet. Yazık günah değil mi şimdi? Onların yiyeceği üstü başına harcanıyor. Ne yapacaklar zengin? O işte sonra da öbür ailelere, öbür insanlara özenmişler. Ya özenecek bir şey yok. Sadelikse sadelik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya tatlısı bir ara küsüyor. Meşruta da yalnız kalıyor. Hanımlarına küsüyor, konuşmuyor. Bayağı günler şöyle ama o evlerin meşrutası var ayrı bir yer. Orada kalıyor tek başına. Tabii Hazreti Ebu Bekir, Osman, efendim Hazreti Ömer sürekli yanındalar ama tabii böyle bir şey hiç olmasa daha güzel olurdu. Bir gün karıma kızım diyor Hazreti Ömer. Bir de baktım ki o benden geri duruyor. Onun benden geri durmasını kınadım yani. Niye benden uzak duruyorsun? Niye soğuk, mesafeli duruyorsun? Eşim senden geri durmamın için kınıyorsun dedi. Allah'a and olsun ki peygamberin eşleri de ondan geri duruyorlar ve içlerinden kimisi onu gündüzden akşama kadar yalnız bırakıp terk edip gidiyorlar dedi. Dönüp Hafsa'nın evine gittim ve ona Allah'ın Resulü'nden geri duruyor musun dedim. O evet dedi. Sizlerden kimileriniz sabahtan akşama kadar onu terk ediyor mu dedim. O evet dedi. Ben de içinizden böyle yapanlar kaybetmiş, hüsrana uğramıştır. Allah'ın Resulü'nü kızdırdığınız için Allah'ın size gazap etmeyeceğinden nasıl emin olabilirsiniz? Onu kızdıran helak olur dedim. Resulullah'tan geri durma, ondan bir şey isteme de benden dilediğini malımı al demiş. Bak Resulullah'tan geri durma kızına diyor. Ondan bir şey isteme. Ama benden istiyorsan benden al diyor. Peygamberimiz de tabii çok halim. Sadece nezaketli bir şekilde konuşuyor. Çünkü fitne olur. Yani ne desin?
Yani ortalık fitne kaynıyor. Evet. Hazreti Ayşe biliyorsun Hazreti Ebu Bekir'in kızıydı. Hafsa da Hazreti Ömer'in kızıydı. Peygamberimiz eşlerinden gördüğü sıkıntıdan dolayı bir ay boyunca onların yanına girmemeye yemin etmiş. Hiçbirine görüşmemiş. Bir ay boyunca. Hanımlar da korkmuşlar, boşadığını zannetmişler. Ağlıyorlarmış böyle. Peygamberimize gelip sormuşlar, boşadın mı demişler. Yok demiş. Yani böyle böyle bir şey yok demiş. Ama hayret ya, ben inanmıyorum bunlar. Okuyunca Kur'an'da da var zaten bu konular işte. Evet. Elinize ne geçecek yani? Yani mesela bir tabak yemeği, üç tabak yiyince ne kazanacaksın? Yani bir her yer fakir fukara dolu ya. Bırak peygamber o örnek tabii ki.